Merhabalar, bugün sizlere büyük patlama hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Astronomlar evrenin genişleme hızını ölçerek geriye doğru bir hesaplama yaptılar ve vücuda geliş zamanını hesapladılar. Bir gece gökyüzüne uzun uzun bakarsak milyonlarca ışık yılı uzakta olan yıldızlar görürüz. Bunun anlamı bu yıldızların ışıklarının bize ulaşması milyonlarca yıl almıştır. Yani yeterince uzağa bakarsak evrenin başlangıcını görebiliriz. Hubble Uzay Teleskobu bize evrende zamanın derinlikleri içinde geriye doğru bakma ve büyük patlama anında daha da yaklaşma fırsatı verir. Büyük patlama 13,8 milyar yıl önce sonsuz küçüklükte, sonsuz sıcaklıkta ve sonsuz yoğunlukta bir noktanın patlaması ile meydana geldi. Patlamanın ilk birinci saniyesinde evrenin bir şekli yoktu ve yine o anda evrenimizi inşa eden fiziğin bütün kuralları şekil almaya başladı. Beliren ilk kuvvet yer çekimiydi. Evrenin kaderi büyüklüğü yapısı ve içindeki her şeye o anda karar verilmişti. Bütün uzay bir saniyeden daha kısa sürede inanılmaz bir şekilde genişledi. Bu durum Bilim insanlarına göre bir saniyenin milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinden de az süre aldığı bir zaman dilimi içerisinde evrenin bir golf topu büyüklüğünden dünyanın büyüklüğüne genişlemesi gibi bir şey. Bu da demektir ki evren ışık hızından da daha hızlı genişliyordu. Bugün bir yıldızın iç kısmı büyük patlamanın ilk zamanlarındaki şiddetle karşılaştırıldığında daha sakin ve daha dingin durumdadır. O ilk birinci saniyede sıcaklık dereceleri o kadar yüksekti ki vücudumuzdaki atomlar bile parçalanabilirdi. Trilyonlarca derece sıcaklık. Fakat evren genişlemeye devam ettikçe soğumaya başladı ve patlamanın saf enerjisi küçük atom altı parçacıklara dönüştü. Bu evrenin ilk maddesidir fakat bu ilk madde bugün gördüğümüz gibi bir şey değildi. Maddenin yapısı evren yaşlandıkça çok değişti. İlk zamanlardaki madde şu anda bildiğimiz haliyle evreni şekillendirmek için çok fazla kararsızdı. Einstein'ın E eşittir M çarpı C kare denklemi enerjinin maddenin üstünü söyler. Evren bir saniye yaşındayken parçacıklar bugün gördüğümüzden çok farklıydı. Atomlar yoktu ve ondan sonra her şey değişmeye başladı. Sıcaklık dereceleri düştü, atom altı parçacıklar yavaşladı. İlk elementler atomları oluşturmak için bir araya gelmeye başladılar. Bilim insanları elektronların atomları meydana getirebilmesinin 380 bin yıl aldığını hesapladılar ve evren vücut buldu. Büyük patlamadan 1 milyar yıl sonra ilk galaksi oluştu. 8 milyar yıl sonra sayısız galaksi daha suret buldu. Büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra bizim küçük güneş sistemimiz hayat buldu ve onunla beraber dünya gezegeni Evrenimiz hala genişliyor ve nasıl sonlanacağını hesaplamak büyük patlama kadar karanlık ve gizemlidir. Tıpkı bir balonun içinden havanın dışarı çıktıktan sonraki hali gibi kendi içinde geri çökebilir. Yani o zaman evren büyük bir sıkışma ile mi sonlanacak yoksa büyük patlamanın tam tersi şeklinde mi? Veya gittikçe soğuk ve karanlık hale gelip gittikçe genişleyerek mi sonlanacak? Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.